Yüzyıllık parlamenter sistemi yıktı, yerine kendi rejimini getirdi. Hem devlet hem de parti başkanı oldu. Halk iradesini tanımadı, seçilmiş başbakanı ve belediye başkanlarının istifalarını aldı. Önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. Bugün itibariyle görevimi, buradaki başkanlık görevimi müsaadenizi istiyorum. Üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. Şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içindeler. Aksi takdirde yine söylüyorum, gereği neyse gereği yapılacaktır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum. Şimdi de YSK üzerinde baskı kurarak seçimleri iptal ettirdi. Vatandaşım bana şunu söylüyor. Başkanım diyor, bu seçim yenilenmeli. 1963'te, 99'da ülkemizde buna benzer kararları Yüksek Seçim Kurulu almıştır. Hele hele burası İstanbul. Bu bir kasaba değil, bir ilçe değil, bir belde değil. Bakın ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu. Ve vuruna balıya dediler, vurdular. Ama artık yetti. Yetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'nu tehdit edercesine sarf ettiği sözlerin ardından demokrasi karşıtı bir müdahale yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna seçimden 36 gün sonra el konuldu. YSK tek zarf içine konulan 4 adet oy pusulasından 3'ünde hile olmadığına, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlendiği pusulanın ise hileli olduğuna karar verdi. Oysa ki Erdoğan son 17 yıldır Türk seçim sistemi dünyanın en iyilerinden, şeffaf, güvenilir ve en demokratik olanı diyordu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Erdoğan'ın söyleminde 180 derece değişiklik oldu. Önce anketlerde yaygın manipülasyon yapıldığını ileri sürdü, ardından da seçimlerde organize suç işlendiğini iddia etti. Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Şimdi bizler de siyasi parti olarak bu organize suçun, örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. YSK'nın seçim yenileme kararı sadece Türkiye'de değil dünyada şaşkınlık yaratacaktı. Alman Der Spiegel dergisi Erdoğan demokrasiyi kaldırdı, ardından Türkiye'de demokratik yoldan iktidarın değişmesi mümkün değil, yerel seçimlerdeki sonuçlardan hoşlanmadığı için diktatörlüğüne yönelik son adımı attı ifadesini kullanıyor. Erdoğan'ın baskıcı ve hukuksuz uygulamaları uzun süre önce tartışılmaya başlamıştı. Ahmet İnsel, Gezi Parkı olayları başladıktan kısa bir süre sonra 11 Haziran 2013'te Birikim'de yayınlanan yazısında Tayyip Erdoğan'ın diktatörlüğünü tartışıyordu. Modern zamanlarda fiilen diktatör olanların hiçbiri ben diktatörüm demedi, hiçbiri diktatörlük yaptığını kabul etmedi. Kendilerine şef, ulu önder, halkın babası sıfatlarını atfettiler diyordu ve Erdoğan'ı seçilmiş diktatör olarak tanımlıyordu. Urfa'yı dolaşta gel, dıyor dıyor meydanlar. Vakti Urfa hoşta gel, yaylalar meydanlar. Afrin'i dolaşta gel, dıyor dıyor meydanlar. Başbakanlık koltuğunu sevgili başbakanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, artık Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ergin Hanım'la baş başayız. Ben konuşmaya başlayayım mı? Tamam. Artık kesiniz. Yetki senin. Asarsın, kesersin, her şey sen. Yetki senin. Asarsın, kesersin, her şey sen. 17 Aralık 2013'te Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Erdoğan'ın 4 bakanı ve onlarla yakın ilişki içindeki iş adamlarının yolsuzlukları ortaya saçıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, her şeyin Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minvalizlere Sayın Başbakan'ın
istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Ancak Erdoğan yargıya darbe yaparak yüzyılın skandalını örtbas etti. 1 Kasım 2015'te %49.5 oy oranıyla AKP'yi seçim zaferi kazandıran Ahmet Davutoğlu sadece 6 ay sonra Erdoğan'ın talimatıyla istifa etmek zorunda kalacaktı. Önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce yaşanan bu skandal, sonrasında yaşanacakların da işaretiydi. Bunlara su bile yok dediği Hizmet Hareketi gönüllüleri hedef tahtasına oturtulurken, aslında Erdoğan'a muhalif tüm kesimleri susturma ve imha etme operasyonu başlatılacaktı. Bundan sonra bizden bunlara su yok, su. İktidarı kaybetmesi halinde yargılanacağını bilen Erdoğan, devletin tüm kurumlarını kendine bağladı. Diyanet, Genelkurmay, MİT, Milli Saraylar İdaresi, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu bunlar arasında en önemli olanları. 191 gazeteci demir parmaklıkların arkasına konuldu. 116 medya kuruluşunun kapısına bir gecede kilit vuruldu. 1767 sivil toplum örgütü kapatıldı. Sizi çok zorlayan, girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje oldu mu? Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Sonraki Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadesiyle 15 Temmuz projesinin ardından 5 Kasım 2016'da Selahattin Demirtaş tutuklandı. Halkın seçtiği AKP'li belediye başkanları bir bir görevlerinden el çektirilirken, HDP'li belediyelerde de Erdoğan'ın atadığı kayyımlar yönetimi devraldı.